bütün otomobil üreticileri yavaş yavaş elektrikli otomobillere döndü. Sürekli yeni modeller görüyoruz. Hepsi sürekli artıyor. Hatta ben de şu an elektrikli bir otomobilin içindeyim. Mercedes EQE'nin içindeyim. Yani elektrikler hayatımızın bir parçası. Maliyet anlamında, yakıt anlamında zaten düşük. Bakım maliyetleri içten yanmalılara göre neredeyse yok. Ama bu sadece çevrecilik için yeterli değil. Çünkü neredeyse her marka elektrikli araçlara yönelmiş durumda olsa da sadece kullanımda uzun vadede verimli olması çevreci olmak için yetmiyor. Elektrikli otomobillerin batarya üretim süreci geleneksel otomobil parçası üretmekten çok farklı. Bataryaların elektrik depolayabilmesi için birçok kimyasal süreç gerekiyor. Bütün bu kimyasal süreçler içinde bir sürü malzeme gerekiyor. Karbon, lityum, manganez, fosfor gibi onlarca maden kullanılıyor. Zaten bu araçları ağır yapan da bu kadar çok malzeme olması ve bu kullanılan madenler, mineraller geri dönüştürülmediği sürece elektrikli otomobiller için çevreci dememiz oldukça zor. O yüzden bütün bunları öğrenmek için Mercedes'in Almanya'daki batarya geri dönüşüm fabrikasına getirdiler. Gel gör burada nasıl yapıldığını öğren dediler. Biz de bu karmaşık süreci tamamıyla detaylarıyla öğrenmek için Almanya'nın güneyindeki Kuppenheim'a geldik. Burada Mercedes'in İlk defa mekanik hidrometeorolojik süreç kullanan Avrupa'nın ilk batarya geri dönüşüm tesisi açıldı ve buraya bizi de çağırdılar. Burada geri dönüşüm esnasında %96'ya varan bir verimlilikle geri kazanım yapabiliyorlar. Hadi gelin bu süreç nasıl işliyor yakından bakalım. Bunların hepsi bu arkamda gördüğünüz fabrikada gerçekleşiyor. Sıfırdan yapmışlar sadece bu iş için. O yüzden yapılabilecek en iyi prosesi bulup onunla yapmaya çalışmışlar. Konvansiyonel yöntemlerle verimlilik yaklaşık %30'lardan 50-60'lara kadar çıkıyor. Burada ise bu kırmayla başlayan mekanik süreçten başlayıp kimyasal olarak ayırma sürecinde ise verimlilik %96. Yani bataryanın içindeki malzemelerin %96'sı geri döndürülüyor ve tekrar batarya yapmak için kullanılıyor. Bu süreçte bir sürü aşama var ama biz mekanik kısımla başlayacağız. Yani bataryaların yüklenip kırılarak küçük parçalara bölünmesi, arkasından yıkanması ve arkasından da magnetik bir şekilde demirin ayrışması ve bazı hava separatörleriyle plastik, bakır, alüminyum gibi malzemelerin ayrışmasıyla başlıyor. İlk girdiğinizde karşınıza böyle bir manzara çıkıyor. Işıklandırarak fabrikayı daha da anlaşılır, bizim için daha da güzel bir hale getirmişler. Bu büyük aslında ezme makinesiyle başlıyor. Her şeyi burada parçalıyorlar. Arkasından ikinci aşamaya geçiyor. Bu koyu lacivertle gördüğümüz alanda yıkanmaya ve arkasından da bazı malzemeler ayrılmaya başlıyor. Magnetik olarak demiri ayırıyorlar. Arkasından plastiği ayırıyorlar. Bu gibi malzemeler bunun ilk aşaması. Gördüğünüz gibi bir sürü buradan ayırıcılar var. Arkasından bir sonraki alanda devam ediyor. Aslında bu kimyasal süreç mekanik olarak başlıyor yani. İlk ayrıştırma kısmı tamamlandığında plastik, bakır, alüminyum ve demir ayrılmış oluyor. Ama bunun içinde hala malzemeler var ve arta kalan malzemeler kurutma safhasından geçiyor. Burada büyük parçacıklar kurutuluyor ve daha küçük olan parçacıklarsa prese gönderilerek filtreleniyor. Bunun amacı kurutularak siyah kütle denen maddeyi almak. İçinde hala bir sürü metal ve element var ve bu kurutma aşamasının arkasından siyah kütle başka bir alana transfer ediliyor. Burada presleri görebiliyoruz. Bu yeşil ve mavi alanda bu pres kısmını görebiliyoruz. Ve bir sonraki aşamayı görmek için yukarı kata çıkmamız gerekiyor. Bu filtre presin amacı dev bir kahve makinesi gibi düşünebilirsiniz. Parçalanmış siyah madde, aslında parçalanmış malzemeler, bataryalar komple buraya geliyor ve filtreden geçiyor. Yıkanıyor bu maddeler ve bunların bir sonraki prosese geçmesi için kurutulması gerekiyor. Bu gördüğünüz dev alanlar aslında sadece bir kahve filtresi gibi malzemeyi süzüyor. Suyunu çıkarmak için arkasından kurumuş malzeme bu yanda gördüğünüz depolama alanlarına geliyor. Buradaki siyah madde dedikleri parçalanmış. Bataryalar kuru bir halde oluyor. Yani öncelikle mekanik olarak başlamış olan bu süreç hayatına kimyasal bir süreçle devam edecek. Bazı maddeleri ayırdık. İlk en basit olan demir, plastik gibi malzemeler bundan sonra ayrılacak. Sonrasında ise nikel, kobalt, lityum gibi daha değerli metallere geçecek.
Bunun için kurutulmuş siyah kütle su ve sülfürik asit çözeltisine gönderiliyor. Burada içindeki malzemeler ayrışmaya başlıyor ve ilk amacımız karbonu diğer bileşenlerden ayırmak. Bu çözelti filtre prese gönderiliyor. Bu gördüğünüz dev mezara benzeyen şey aslında karbon için kullanılan filtre pres. Yan tarafında ise siyah kütlenin geldiği depoları görebiliyorsunuz. Devamında ise tekrar kimyasal süreç devam ediyor. Nötralizasyon denen ikinci bir aşamaya gidiyoruz. Burada amonyak ve hidrojen peroksit bu karışıma ekleniyor. Demir ve alüminyumun kalan kısımları, ilk aşamada çıkartamadığımız kısımları burada tekrar ayrılıyor ki bir sonraki kimyasal süreci etkilemesin. Bir sonraki aşamaya çözücü çıkartma aşaması deniyor. Yine sülfürik asit, amonyak eklenerek ve organik solvent kullanılarak sırasıyla bakır, kobalt, mangan, nikel, arkasından da lityum ayrışıyor ve kobalt ve nikeli kristalizasyon denen yöntemle katı hale getirip bu şekilde depolayabiliyorlar. Bu tarafta gördüğünüz roket şekline benzeyen şey kristalizasyon sonucunda çıkan malzemelerin deposu. Hatta burada geri dönüştürülen malzemeleri görebiliyoruz. Kobalt, burada fosfor var. Hemen yanında nikel, manganez. Bunların hepsini buraya örnek olarak koymuşlar. Demir ve en önemlisi lityum. Bataryaları asıl malzemesini oluşturan lityumu da burada görebiliyoruz. Hemen yanında elektrolit var. Burada bataryalarda kullanılan separatörü görüyoruz. Diğer malzemeler de burada. Burada karbon var, simsiyah. Tanıdığımız bir element. Silisyum var burada. Daha beyaz. Böyle daha önce hiç görmediyseniz. Burada biraz daha karbon var. Burada da bütün geri dönüştürülmüş malzemelerin depolanışını görebiliyoruz. Bu fabrikada 2500 ton yılda malzeme geri dönüştürülebiliyor. Bu da 50 bin batarya ünitine denk geliyor. Peki bu bizim anlayacağımız dilden ne derseniz 5000 tane yaklaşık ortalama elektrikli araç için Mercedes bu bataryaları geri dönüştürüyor. Ve tekrar yeni yapılan Mercedes'in elektrikli modellerinde bu geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış bataryalar kullanılıyor. Avrupa'daki ilk fabrika ve bunların devamı geldikçe elektrikli arabalar gerçekten tam %100 çevreci ve bütün döngüsüyle çevreci diyebileceğimiz yapıya kavuşacak. Gördüğümüz fabrikada oluşan süreçlerin en sonundaysa işte buradaki gibi elektrikli otomobilimiz, bu Mercedes'imiz dönüştürülmüş bataryayla hayatına devam edecek. Eğer ki siz de bizim gibi bu fabrika gezisinden keyif aldıysanız, mutluysanız ve daha fazlasını görmek istiyorsanız videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.